Bana dünyanın en iyi ressamını getirseler, sizin kadar güzelini çizemezler. Bana dünyanın en iyi şairini getirseler, inan ki sizin güzelliklerinizi yazamazlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önünüzde hürmetle eğiliyorum. Dalaman, seni seviyorum. Gün kırgınlıklara son verme günü. Gün kucaklaşma günü. Gün hesapları kapatıp bütünleşme günü, birleşme günü. Gün geçmişi bırakıp yarına güzellikle bakma günü. Gün Dalaman günü, gün sizin gününüz. Gün Muğla'nın günü, gün Türkiye'nin günü. Evet sevgili Dalamanlılar, sevgili gençler. Yine siz, yine ben. Dalaman'da bir tek şey için belediye başkanı olmak istiyorum. Gençler, sizin geleceğinizi kurtarmak için. Sizi 6 aylık sömürü düzeninden kurtarmak için. Gençler 6 ay çalışmak için tam yıl kadrolu birilerine boyun eğme zahmetinden kurtulmanız için tekrar başkan olmak istiyorum sizin için. Ve olacağız, kazanacağız. Yıllardır diyorum bunu birlikte başaracağız. Hep beraber kazanacağız. Gün birlik olma günü. 1 Nisan sabahı Dalaman çok güzel uyanacak. Oy verdi vermedi hesabı yapılmayacak. Dalaman umutla uyanacak. Dalaman yeniden şahlanmaya hazır olarak uyanacak. Dalaman bir sokakla uyanacak. Birbirimizle kucaklaşarak, bütünleşerek uyanacağız. Hesaplaşma olmayacak. Barış olacak, birlik olacak, beraber olacağız. Bunu hepimiz birlikte başaracağız. Bizim yönettiğimiz Dalaman'da kimse ötekileştirilmeyecek. Kimse elimde yetki var diyerek birilerine hor bakmayacak. Yukarıdan bakmayacak. Namus şeref sözümdür. Bizim olduğumuz belediye sizi asla üzmeyecek. Sizin hayatınızın her anında yanınızda olacak. Doğumdan ölüme kadar. Şu anda belediye başkanlığı yapan arkadaşların takdir ettiğim tek bir hizmeti var benden sonra. Cenazeye güzel hizmet var. İnsanın ölesi geliyor. Ama yaşayana da bir şey yapmak gerekmiyor mu? Biz bir bebek doğduğu an mutlaka yanında olacağız. Küçük çocuklarımız için İngilizce eğitim veren kreş açacağız. Mahalleye başında öğretmen olan internetli bilgisayarlı bir etüt eğitim merkezi yapacağız. Okuldan çıkan çocuklarımızı biz teslim alacağız. Akşam kahvaltılarını yaptıracağız. Öğretmen eşliğinde derslerini yapacak çocuklarımız akşam evlerine ödevleri bitmiş hayırlı evlat olarak paket teslim yapacağız. Lisede okuyan gençlerimiz, dershaneler kapandı diye üzülmeyin. Biz varız, geliyoruz. Biz belediye bünyesinde dershane açacağız. Dalaman'ın çocukları, gençleri en iyi üniversiteye gidecek. Söz veriyorum, hepiniz önümüzdeki yıl dershaneli olacaksınız. Ve gelelim sevgili gençlere. 6 aylık sömürü düzeni dedim. Otellerde, turizmde, havalimanında ve 3 kur denen bir olayda 6 ay 8 ay çalışmak için sevgili gençler maalesef tam yıl kadrolu 12 ay
bir yerlere boyun bükmek, yalakalık yapmak zorundasınız. Sizi bu olaya mahkum eden düzen utansın. Bunu hep beraber bu düzene bir dur diyeceğiz. Çok çok özür dilerim gençler. Özellikle sizden özür dilerim. Karşınıza çok sosyetik, atlamalı, zıplamalı, hoplamalı projelerle gelmek isterdim. Ama şunu gördüm. Dalaman'ın problemi, çok çok üzgünüm, teleferiksizlik değil. Yürüyüş yolsuzluğu değil. Kafesizlik, eğlence yersizliği değil. Dalaman'ın problemi, tabii ki onlar da lazım. Ama Dalaman'ın asıl problemi ekonomisizlik, işsizlik. Bizim çok basit 3 tane projemiz var. Ben hep şunu diyorum. Arkadaşlarım, diğer adayların projelerini gördüğümde ya ben Dalaman'da yaşıyorum ya arkadaşlar Paris'te yaşıyor. Gerçeğimizi bilelim. Dalaman'ın gerçeği ekonomisizlik ve işsizlik. Biz bayanlar için özel proje üreten tek adayız, tek ekibiz. Söz veriyorum, kuracağımız tekstil kompleksinde 500 tane bayan bu yıl çalışmaya başlayacak. 3 yıl içinde hedefimiz 1500 bayan çalışacak. 1500 tane dul, yetim veyahut da eşinin maaşı yetmeyip de çocuğunu okutamayan bayan bu tekstil kompleksinde çalışacak. Evine ekmek, çocuğuna harçlık götürecek. Söz bayanlar, bunu birlikte başaracağız. Yine Sayın Kocadan Başkanı'na Allah razı olsun. Ha, bu konser içinde Sayın Kocadan'a özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bu konseri Dalaman'a armağan ettin. Sayın Kocadan'a çok yürekten bir alkış bekliyorum. Çok yürekten. Sayın Kocadan Başkanım da garantisini verdi. Zaten biz hazırlığımızı yaptık. Kuracağımız Dalaman Birliği ile Dalaman'da topraktan ne yetişiyorsa, el emeğiyle ne üretiliyorsa biz alacağız birliğimiz vasıtasıyla. Parasını peşin ödeyeceğiz. Yurt genelinde Dalaman markasıyla açacağımız Dalaman marketlerde biz pazarlayacağız. Biz buna hazırız. 2000 kişi de burada çalışacak. 3 yıl içinde Dalaman'ın ekonomik sorunu kalmayacak. 3500 kişi işe başlamış olacak. Tam kadrolu, tam yıl çalışacaklar ve rahat, huzurlu, güvenli bir şehirde yaşayacaklar. Bunu da beraber başaracağız Dalaman. Hazır mısınız? Ayrıca biz park oteli üniversiteye vereceğiz dedik. Sağ olsun hepsi güzel taklit etmişler bizim projeleri. Ama hızını alamayıp bizi taklit edenler büyük çekmece kordonu da falan taklit etmişler. Projelere baktığınızda Dalaman sahili büyük çekmece kordon var. Madem taklit yaptın, yalan söylüyorsun. Miami'yi koy da bir gemiye benzesin. Bin üniversite öğrencisi hedefimiz var. Var gücümüzle park oteli vereceğiz. Gerekirse belediye binasını vereceğiz. Her türlü imkanımızla üniversite inşaat yapacağız. İlk yıl hedefimiz 1000, 3 yılın içinde 5000 üniversite öğrencisi. Biz bunları başardığımızda inanıyoruz ki 3 yıl içinde Dalaman'ın ekonomik sorunu kalmayacak. Sevgili gençler, sevgili Dalamanlılar, ben bildiğiniz Doktor Beyhan Korkut, söz verdim muhtarım. 3 yıl içinde Dalaman'da bu ekonomiyi düzeltemezsem, bu işsizliği bitiremezsem, namus şeref sözümdür, ben 5 yıl beklemem, istifa eder giderim. Hayriyeten sevgili gençler, 1 Nisan'dan itibaren Sarsala ücretsiz olacak. Açacağımız 3 tane plaj dahil onlar da ücretsiz olacak. Ve 24 saat bu plajlara şehir içinde yapacağımız özel bir projeyle, Sayın Kocadoğlu'nun da onayıyla biz
her noktaya, her sahile ulaşım sağlayacağız. Yine 1 Nisan sabahı uyandığımızda bunlar başlayacak. Devam ediyorum. İş sorunu hallettik mi? Belli bir yaşa gelmiş insanlarımız, gençleri geçtik. Emekliler sosyal hayatlarını en iyi şekilde yaşayacağı bir Dalaman'a kavuşacak. İskeleleriyle, sahilde 2 tane kordonumuzla, ayrıyeten Dalaman çayına yapılacak 20 kilometre bir özel kordonla, 2 tane su asansörü olacak, denizden giren bir tekne, 2 su asansörüyle 10'ar metre çıkıp 20 kilometre içeride Dalaman Atatürk Köprüsü'ne kadar gidecek ve pırıl pırıl bir kordonumuz olacak. İçinde aqua parklı, sinemalı, bowling salonlu, kafelerle dolu, çok güzel bir gençlik merkezi olacak. Ve bu kordonun bir yerinde de çocuklar için bir çocuk yaşam alanı olacak. Ayrıca bu kordonun belli yerlerinde piknik alanları, gezi alanları, özel cross alanları, özel bisiklet parkurları ve hız tutkunları için her türlü güvenliğin sağlandığı, Dalaman'da orada olması başka bir yerde bir özel pist yapacağız.